Akıncı'nın peşini bırakmanın bir yolunu bulman lazım. İmkansız. Tehlikeli Nergis. Bak bu akşam başına gelenlerden çok daha fazlası yaşanabilirdi. Fatih, bak sen çok iyi bir insansın. Hoşsun, kibarsın, belli ki insanlara yardım etmeyi seviyorsun. Gecenin bu saatinde bana yardım ettin, yemek hazırladın. Çok sağ ol. Ama işimi nasıl yapacağımı söyleme bana, olur mu? Peki. Affedersin. Merak ediyorum sadece. Yani senin bu Akıncı merakın sadece habercilikten mi geliyor yoksa... Yoksa ne? Stockholm Sendromu gibi bir şey olabilir mi? Ne? Stockholm Sendromu. Yani seni esir alan bir kişiye veya bir düşünceye karşı... Evet, Stockholm Sendromu'nun ne olduğunu biliyorum. Hayır değil. Düşünsene. En son ne zaman Akıncı gibi bir figür girdi bizim hayatımıza? Yani benim bildiklerimin çoğu ya tarih kitaplarında ya da bize çocukken okutulan masallarda var. Ama Akıncı... Yani gerçek olamayacak kadar masal, masal olamayacak kadar da gerçek bir figür. O yüzden... Geçenlerde bir belgesel izliyordum. Yaban atları ile ilgili. Peru at dağlarındaki yaban atları, sen onları yakalamak istediğinde önce kaçıyorlar. Kaçabildikleri yere kadar kaçıyorlar. Sonra? Sonra... Daha fazla kaçabilecekleri yer kalmayınca kendilerini uçurumdan aşağı bırakıyorlar. Yani demek istediğim şey şu. Senin bu ısrarın Akıncı'ya zarar verebilir. Sen kendini düşünmüyorsan Akıncı'nın zarar görmesine göz yumabiliyor musun? Ben gideyim. Çok teşekkür ederim bu arada yemek için. Ben seni geçireyim peki.